Doğu Türkistan bizim için ne ve neyi ifade ediyor? Doğu Türkistan bir ı İslam'ın bin küsür yıldır direnen bir mevzesidir, ribattır. Orada murabıtlar, mücahitler var. Kudüs adına, Mekke, Medine, Anadolu, bütün alim İslam adına Çin'e karşı direniyorlar. Müslüman diye, Allahu Ekber diyor diye onlara zulmediliyor. Ama teslim olmadılar. Doğu Türkistan bir Endülüs olmadı, olmayacak Allah'ın inayetiyle. Bir bu cihetle bağlantımız var, bağımız var. Şam, Kudüs, neyse Doğu Türkistan odur, Kaşkar odur, Urumçi odur. O zaviyeden bakmak lazım. İkincisi, Doğu Türkistan bir Osmanlı toprağıdır. Yakup Han, Kaşkar Hanı, Osmanlı Sultanı'na mektup yazıyor. Diyor ki bizi, tebaanız arasına alır mısınız? Tebaanız arasına alın bizi ki bizim de başımız göğe değsin. Sahipsiz olmadığımızı bir tarafta İngilizler, öte tarafta Ruslar, Çinliler var, saldırıyorlar. Onlar direniyorlar orada Kaşgar Hanlığı. Bizi kabul edin, tebaanız olalım ki sahipsiz olmadığımızı bütün dünya görsün, başımız göğe vursun diyor. Osmanlı sultanı iki defa yardım yapıyor silah gönderiyor. Subaylar gönderiyor. Çinler Ruslara karşı savaşırken oradaki kardeşlerimizi Osmanlı askerleri, subayları eğitiyorlar. İlk Osmanlı silah gemisi Bombay oraya gidiyor Hindistan'a. Oradan karayoluyla Doğu Türkistan'a ulaşınca Yakup Han 100 pare top atışıyla Osmanlı ordusunu karşılıyor, subayları askeri yardımı karşılıyor. Ondan sonra Kaşgar Hanlığı hutbeleri Osmanlı sultanı adına okutturuyor. Paraların üzerinde Osmanlı sultanının Sultan Abdülaziz'in, Sultan II. Abdülhamit Han Hazretlerinin tuğrası var. Sancak da Osmanlı sancağı. Peki bir ülkenin devlet ahaliyeye ait olabilmesi için ne gerekli? Orada Osmanlı adına hutbe okutuluyor, sultan adına. Paranın üzerinde Osmanlı tuğrası var, sancak Osmanlı sancağı ve Böyle bir mücadele var. Osmanlı ile böyle bir rabıtası var Doğu Türkistan'ın. Dolayısıyla Doğu Türkistan ümmetin toprağıdır. Doğu Türkistan devleti aliyenin, son İslam devletinin toprağıdır. Doğu Türkistan'a buradan bakmalı, kardeşlerimize buradan bakmalı. Yakup Han niçin Osmanlı'ya bu muhabbeti izhar eder? Neden bağlanmayı izhar eder? Yani bilir ki vatasimu bi hablillahi cemia ve la bu ümmet eğer toptan Allah Teala'nın ipine sarılırsa o zaman yedullahi fawka eydihim Allah Teala'nın kudreti onların üzerinde olur hem de o emri Müslümanlar müminler yerine getirirler vatasimu bi hablillahi cemia ve la ne zaman ki biz bu ufuktan koptuk, çiğnendik, ezildik. Şimdi kardeşlerimiz hala orada direniyorlar. Orası İslam toprağı, orası Osmanlı'nın kalesidir, orası ümmetin son ribatıdır, orası uç beyimizdir. Dolayısıyla Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz benim kardeşim, benimle aynı evin altında büyüyen neyse oradaki kardeşlerim aynıdırlar. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizi ümmet yaptı. Kur'an-ı Kerim bizi ümmet yaptı. İnne hazihi ummetukum ummeten vahide. Allah Teala bizi öyle görmek istiyor. Yani bir Doğu Türkistanlıyı Çinli kafire teslim etmek, Kızıl Devlete teslim etmek büyük vebaldir, haramdır, günahtır. Ben Öyle hüsnü zannediyorum ki bu topraklarda yaşayan birisi bu havayı teneffüs eden küfürle İslam'ın bin yıllık karargahında yaşayan bir Müslüman asla böyle bir şey düşünemez, düşüneceğine ihtimal vermiyorum. Elhamdülillah imkanımız ne kadarsa, gücümüz ne kadarsa Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle beraberiz. Allah'ın inayetiyle gün gelecek yeniden gök bayrakla al bayrak semada birleşecek inşallah.